Merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi dersten çıktım. Çok keyifliydi, çok güzel geçti ama birazcık zorlanıyorum. Çünkü size bahsettim bilmiyorum ama sistemde bir hata yapmışlar. Ben aslında otomatik araç için ehliyet alacaktım ama sistemde hata olunca manuele dönmek zorunda kaldım. Yoksa 5-6 ay kadar beklemem gerekiyordu otomatik için tekrar. Ben dedim böyle olmuş. Her şeyde vardır bir nasip. Manuel deneyelim dedim ama birazcık zor, gerçekten beni zorladı. Çünkü daha önce hiç manuel bir araç kullanmamış bir insan olarak da bayağı zorladı. Aşkımla da evin önünde biraz bir pratik yapıyorduk ama otomatik araçtı tabii. İster istemez birazcık beni zorluyor. Önümüzdeki hafta pazar günü de sınavım var. İnşallah bakalım olursa diye ümit ediyorum. Hoca bana hep şey diyor. Damla sınav odaklı düşünme. İşte öyle yaparsan başarısız olursun. Sınav yokmuş gibi. Sadece böyle direksiyon dersi alıyormuşsun gibi düşün falan dedi. İnşallah yarına böyle daha iyi bir enerjiyle tekrardan derse gideceğim. Bu hafta full, önümüzdeki haftada full derslerim var. Sınava kadar hazır olursun falan diyor hocam ama bilmiyorum olabilecek miyim. Bakalım, göreceğiz. Şimdi eve doğru gidiyorum. Ateşdemir'i de ben evden çıkarken annem uyutmuş onu. Nasıl oldu bilmiyorum. Uyumuş yani ben kursa gelirken. Şimdi döndüğümde de uyanmış olur herhalde. Ona da giderken yoldan bir çikolata alayım. Sonra her gittiğimde böyle elimde ne var diye bakıyor. Ne aldık acaba, ne getirdik diye. Elim boş gitmemiş olayım. Böyle yani günlerim de güzel geçiyor burada. Şimdi dolmuşa bineceğim. Bir an önce de gitmek istiyorum. Bayağı bir sıcakladım. Stres yaptım kendime ister istemez. Çünkü insan kasılıyor yani. Bacaklarım ağrımış. Hatta gaz fren debriyaj basmaktan yaklaşık 2 saattir araç kullandım çünkü. Eve gideyim, biraz dinleneyim. Sonra birlikte zaten video çekmeye devam ederiz. Ateşdemir için marketten sınırsız Ozmo aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Şoka uğradım bu arada ama pek bir şey yoktu. Daha doğrusu mallar yine gelmişti, açıyorlardı. O yüzden markette çok fazla gösterecek bir şey yoktu. Eve ihtiyaç olan bir şey de yoktu, alayım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Akşama da aşkım gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Hava da çok sıcak. Dehşet bir sıcak var. Ara ara yağmur yağdı falan ama o hala daha böyle bir sıcak var. Ateşdemir'e de gelince bakayım ne yapıyor, ne ediyor. Çikolatalarını vereyim. Çünkü her marketten geldiğimde elimde bir şey var mı diye bakıyor. Az bir yolum kaldı. Ateşdemir pamuklar gibi uyuyor. Annem onu vallahi 2 gündür uyutmayı başardı. Ben de şimdi mutfağa geldim. Annem beni beklemiş yemek yapmak için. Çünkü o da evi derlemiş, toplamış, çamaşırlar yıkamış, tuvaletleri silmiş, yerleri süpürmüş. Bir de Ateşdemir sabah yaramazlık yapmıştı. Masanın üzerine çıkıp şeker kavanozunu devirmiş, oraları silmiş, süpürmüş. Akşama dedi ki patlıcan yemeği yapalım. Şöyle biraz gölge düştü, şöyle daha rahat olur. Patlıcan yemeği yapalım istedim. Ben şimdi soğanla kıyma kavuruyorum. Annem de dışarıdan küçük tüpü aldı. Onu da dedik kızartalım, evde koku olmasın. Onda da patlıcanlarımızı kızartacağız. Şöyle size de göstereyim. Vaktim olursa birazcık kek, poğaça falan yapmak istiyorum bakalım. Duruma göre bakacağız. Bunu karıştırmam lazım. Karıştırmazsam dibi tutmasın. Birazdan salçasını falan da ilave edelim. Buluşturalım. Ondan sonra da en son patlıcanlarla buluşturacağız zaten. Kıymam oldu. Soğanla birlikte kavurdum. Biraz da salça koydum. Hatta biraz da su ekledim. Onlar şimdi tencerede duruyorlar. Altını kapattım. Ben de patlıcanları soyuyorum. Annem de dışarı çıktı. Ateşi yakacak. Dışarıdaki ateşte yakalım dedik. Havalar güzel olunca, öyle bir imkanımız varken bunu kullanalım istedik. Hem evde kokmasın dedik. O kadar annem temizlemiş, silmiş her yeri. Ben de şimdi patlıcanları doğruyorum. Böyle yemeklik, küp küp yemeklik yapacağız çünkü. Sonra kıymayla buluşturacağız kızarttıktan sonra. Hatta annem şey dedi, Ateşdemir'e de istersen birazcık patates falan doğra. Ona da böyle birazcık kızartma yapayım uzun ateşinde dedi. Uzun ateşinde ve zeytinyağında yapıyoruz. Çok hafif oluyor. Şimdi bunların hepsini doğrayayım. Ben yaklaşık 1 kilo kadar patlıcanımız var. Annem pişirdikten sonra da ben de burada buluştururum tencerede. Yemeği tamamlamış olurum. 2 kişi olunca böyle her şey gayet iyi ilerliyor yani. Ateşdemir de müsaade etti. Henüz uyuyor, uyanmadı. İnşallah biz halledene kadar da uyanmaz. Böyle bu şekilde doğruyorum. Bu arada da sohbet edelim biraz. Size hem iş yapayım hem sohbet edeyim. Ama kendime çevireyim kamerayı, öyle sohbet edelim.
Kursum da iyi gidiyor. Az bir zamanı kaldı. Önümüzdeki hafta son. Ondan sonraki hafta da sınavım var. Hafta içine Ateş Demir'in yatağıyla dolabı gelecek. Kesinleştiği gün ben İzmir'e gideceğim, geleceğim. Ateş Demir'i götürmem diye düşünüyorum. Çünkü zor olur. Onunla birlikte hiçbir iş yapamam. Ben gider gelirim. Hem de evimi derlerim, toplarım o buradayken. Bir siler süpürürüm her yeri. Yani yetiştirebilirsem işte. Buradan giderim, akşama dönerim. Ya da ertesi gün dönerim. Bilmiyorum, daha onu planlamadım. Ama Ateş Demir'den ayrı kalamam herhalde. Akşama dönerim diye düşünüyorum. Size de böyle bu konudan da bahsetmek istedim. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Odasını derleyeceğiz, toplayacağız inşallah onun da diye umut ediyorum. Şimdi ben patlıcanlarımı bitireyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Yemek için doğradığım patlıcanları anneme verdim. O şu anda pişiriyor. Ben de Ateş Demir için hem şöyle 2 tane patates doğradım, hem de yanına biraz patlıcan ve biber doğradım ayrıyetten. Dedim bunları da pişirelim. Kalırsa yarın sabah kahvaltıda biraz ortaya çıkarırız. Çeşit olur. Kalanını da işte bu akşam Ateş Demir yer diye düşündük. Belki ne bileyim, kardeşim falan da pek patlıcan yemeğini sevmiyor. O da belki patatesinden yer. Onlar için de böyle ayrıyetten kızartalım dedik. Hazır ocak yanmışken. Ben şimdi bunları da anneme götüreyim. Sonra ben de artık buraları toplarım, işlerime güçlerime bakarım. Ve patlıcanlarımız geldi. Annem odun ateşinde pişirmiş bunları. Ben de şimdi tencerede buluşturacağım. Annem bu arada dediğim gibi diğer ürünlerimizi de pişirmeye devam ediyor. Şöyle tezgahın üstüne alayım. Yine bir tencere çıkarayım. Şuradaki kıymalı harcımı da buluşturayım. Birlikte pişirmeye devam edelim. Yemeğimiz pişti. Altında annem kapatmış çünkü Ateş Demir uyandı. Ben onunla ilgileniyordum. Şöyle şu şekilde de size de göstereyim. Şimdi Ateş Demir'i de göstereyim. Ateş Demir, sen mama mı yiyorsun? Ha? Yedireyim mi ben? Aç. Ağzını aç, ısır. Oo. Hepsini nasıl yedin anne? Afiyet bal şeker olsun. Dede var dışarıda değil mi? Ne yapıyor dede? Hı? Afiyet bol şeker olsun annem. Atla. Hop birik. Bravo sana. Koş 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 koş. İçeri koş. Bu güzel havayı değerlendirelim dedik. Ve tabii ki de kocişim geldi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Cümleten hayırlı akşamlar olsun. Amin inşallah. Biz kavuştuk. Küçük oğlumuz var. Onu çekmedik diye hemen bir şey yaptı aşkım, fark ettin mi? Çekmedik diye değil de durduk diye. Durunca biliyorsun sevmiyor. Evet. Ben şöyle eğilim ya sen. Evet, benim kolum o kadar uzun değil aşkım. Senin boyuna giremiyorum. Yorucu aşkım ya. Yoğun. Koşturmaca. Bütün gün 5 gün boyunca koştuk işte sahalarda. Evet. Şimdi de geldi. Cuma akşamından geldim. Dinlendi. Hemen böyle bir 15-20 dakika yemek yiyecek kadar zamanda hemen çıktık sonra. Tabii. Dedik video çekelim beraber dışarıda. Tabii şimdi video şart yani. Aynen. Aynen. Bir de artık bu ayın son videosu arkadaşlar. Evet. Yani 30 aşkım. Siz yani nasıl diyeyim, siz bunu izlerken 30 Eylül. Olmuş olacak. Gitmiyoruz ya. Evet. Hem sesim yürüyelim hem konuşalım o zaman aşkım. Şansına hava da çok güzel. Böyle dal kıpırdamıyor. Tam senin havaların aşkım. Aa, çok seviyorum. İnşallah böyle kalır. İnşallah inşallah. Kalır yani. Birkaç akşamlar hep böyle aşkım. Doğru düzgün hiç rüzgar ya, yok. Bir iki saat daha böyle evet. Kalsa benim için yeterli. İşte biz de dışarı çıkalım dedik. Ateş Demir'i biraz parka götürürüz. Belki biraz etrafta dolanırız. Buranın sessizliğini, sakinliğini fırsata çeviririz diye düşündük. Böyle dolaşalım istedik. Annemle babama da ısrar ettik ama annem birazcık alerji oldu. Hapşırıp duruyor. Babam da işten geldi. Yorgunum ben dedi. Zaten oncaz, babamı tutsan, sürüklesen yine de gelemez aşkım. Ben gibi olmuş. Hep burunlar akıyor, hapşırıyor. Aynen, alerji olmuş annem. Ben de hala burnum tam akıyor. Şey ki, hani hafif bir böyle şey var yani. Bu havalar ister istemez etkiliyor insanı. Tam böyle mevsim geçişleri, toz, polen, toprak, her şey var yani havada. Şimdi de parka doğru gidiyoruz. Yani şimdi inşaatta mesela ya da işte bu şantiyede vesaire çalışırken de terliyorum ben. Üzerimde evet. O ter kuruyor. Sonra işte kuruduğu zaman tekrar terliyorum. Bir daha kuruyor. Bir de İzmir'in havası şey. Bir yağmur yağıyor. Evet, bir anda bir rüzgar çıkıyor. Bir güneş çıkıyor, bir rüzgar çıkıyor. Tam hastalık havası. Yani bu mevsim çok tehlikeli yani. Evet, aynen aşkım benim. Şimdi o zaman parka doğru yürüyelim. Orada artık ne yaparız, ne ederiz? Duruma göre çeker dururuz.
Benim güzel oğlum buraya çıkmayı da öğrenmiş. En tehlikeli yere geldi ya. Direkt yani parka koyar koymaz. Ama bir şey diyeyim mi? Kendi çıkıyor. Evet. Ben şaşırdım. Vallahi bravo. Birisi orada kaldı. Nereye gideceğim? Şurada yandık. Aferin babacığım. Hadi. Korktuk geri. Şimdi geri. Ama olsun ya. Yani şuraya kendi çıkması bile çok benim için şey yani. Şaşırtıcı bir şey oldu. Nereye koşuyor acaba? Ötekine gidiyor. Şimdi bana da bağıracak anne gel diye. Dur bakayım dur bakayım. Hemen dur hemen tutma dur. Müdahale etme. Bir tane yazı okudum. Anneler hemen müdahale ettiği için çocuk diyor kendini geliştiremiyor diyor. Hayır, anneler mesela diyor daha vicdanlı ol. Ha, hop hemen müdahale etti şu anda. Çocuk şeye alıştı. Kolaya alıştı yani. Kendisi o zorluğu öğrenemedi yani şu an, anladın mı? Bir tane yazı okudum. Bu da çok zor. Babalar daha şeymiş o konuda. Daha böyle gatlar daha böyle soğukkanlı olabiliyormuş ama anneler ay kıyamam. Ay hemen kaldırayım, hemen kondurayım. Ama çocuk o zaman işte kendini geliştiremiyor aşkım. Gel gel gel. Kardeş geliyor. Hadi buradan çabuk. Geliyorum. Ben de kayacağım. Kaç geliyorum. Aa. Kaç. Aa. Beni istemiyor çocuk. Beni istemiyor. Gelmiyorum. Küstü. Baba gelsin. Ben gideyim. Geldim kaç. Geldim kaç. Ayrımcılık yapıyorum çocuk. İlla ben mi geleceğim oğlum? Hadi kendin çık da görsünler. Hadi bakayım. Bas. Güzel bas. Sağlam bas. Aferin benim koçuma. Önemli değil. Yerlerde sürünebilirsin. Ama kendin başarman lazım. Aferin. Tamam. Çok güzel. Hop. Başardın. Kaç baba geliyor. Kaç. Kaç geldim. Kaç koş. Kaç. Hop. Gitti vallahi. Aferin oğlum benim. Parktan sonra dondurma aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ateş Demir'in hiç kıkı çıkmıyor. Dondurması neymiş? O hala dondurma yiyor mu aşkım? Peçete yiyeceğim. Peçete dur bunu alayım. Al bunu mu istiyorsun? Al ye. Kıyamam sana. Ama gözü hala boş külahta. Baksana nasıl yemiş. İçinde dondurma yok. Babacığım. Afiyet olsun annem. Üstü de pislenmiş ama eve gidince değiştirdim. Boncuk gözlü zaten. Oğlum benim. Yakışıklı çocuğum benim. Uyuyuy. Nasıl da yer dondurmayı? Ben de diyorum çocuk niye sessizleşti ya? Dondurma ben unuttum onu dondurma yediğini. Bir anlamda dondurma yiyor çocuk. Sen tabii hepimizden önce bitirdiğin için. Yok canım. Bu arada aşkım güzel olmuş değil mi? Böyle sessiz, sakin bir sadece tur attık. Vallahi arkadaşlar yani baksanıza şu şeye. Hani Teos Marina'nın içinde bizden başka insan yok. Bir tane şurada. Boş yer yok. Bir tane mekan var şu ileride. Bir oradan ses geliyor. Odada baktım 3 kişi var içeride oturan. Başka yok. Vay arkadaş, şuradan geçelim bari. Buradan mı geçelim? He. Hop. Teos. Marina'nın. Yazın burada boş otoparkta yer bulamamıştık ya. Bizi almamışlardı. Şimdi her yer bizim. Vallahi o günlere şey. Aha, araba geldi bak ben böyle. Aşkım kesersin burayı. Tam dedik insan gelmiyor, araba gelmiyor, araba geldi ya. Hayattaki bütün şansımız. Ağzım dolu konuşma, çok saygısızlık. Ateş Emre'nin dondurmasının boş külahını yiyor. He, boş külah mı? Vallahi. Buraya arka çıkarkendi. Biz tam kapıdan çıktık, ben ayakkabılarımı bağlıyordum. Koşa koşa önümüzden domuz sürüsü geçti. Çok korktum, şu aradan gitmeyelim, ışıklı yerden gidelim aşkım. Aşkım zaten buranın domuzları meşhur yani, sen burada büyümüş bir insansın. Evet. Ha ben süreyim aşkım, sen bize çek. Aşkım eskiden domuz yoktu bizim burada. Burada hep domuz vardı ya, burada. Seferserde adamın. Doğmuyordu kenarında. He evet, mahalleye inmiyordu yani. Ben dağlarda hep biliyorum, hep vardı yani. Domuzlar da. Sen nereden biliyorsun? Aşkım ben de sonuçta yani bisikletlerle dağ tepe tırmanıp girmediğim şey kalmadı benim burada. Çıkmadığım dağ tepe olmadı. Biz de çocuk olduk ya ama. Evet, biliyorum. Tamam. Nereden biliyorsun ya? Kim söyledi ya? Bak şimdi. Direkt bu yaşa geldim. Bak şimdi kafama takıldı herhalde. Ha. Sana kim söyledi ben çocuk oldum daha önce?
Aa. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Otobüsler de hala devam ediyor. Kornaya niye basıyorsa otobüs? Allah'ım yarabbim. Belki içindeki tanıdıktır, bize çalmıştır kornayı. O da olabilir. Ay aşkım. Şimdi gidelim, karşıya geçelim. Geçelim ya. Şuradan zaten, buradan arkadaşlar şu duraktan göstereyim. Sığacık Aile Sağlığı durağından buradan biz bazen Akkum'a gidiyoruz. Otobüsle hani arabayla gitmek. Ya cumartesi pazar çok hani bu buradaki şeyde falan sahilde hani koylarda plajlarda falan hiç yer olmuyor yani. Ateş Demir'e kemerini takmadık ya. İçinden kaymasın diye böyle sürüyor. Ya şimdi acelemiz yok zaten ya. İyi hadi ben durdurayım artık da. Evde çekeriz yine. Kapanış yaparız. Birer kahve içeriz. Sen meyve almışsın. Meyve... Annemler ananas kesmemiştir. Sen kes. Ananası ben keseceğim. Ben ananas kesmeyi çok seviyorum. Kesmezler onu zaten. Geçelim karşıya şimdi. Sabah erken saatte uyandık. Dün gece Ateş Demir geç saate kadar uyumadığı için videomu editleyemedim. Bir de tam böyle edite oturmaya niyetlenmiştik. Elektriklerde bakım varmış. O yüzden gece 1'de bir gitti elektrikler. Sabah 5'e kadar yoktu şansımıza. Böyle şu editi yapmayalım diye hayat her türlü doğa sundu. Şartları sağlandı yani. Elektriğimiz kesildi, çocuk uyumadı, yıldırımlar, rüzgarlar, fırtına. Her türlü bir tek Allah'a şükür deprem olmadı yani. Ay Allah korusun aşkım. Bu da olmasın. Editlemeyelim. Yani editlemeyelim diye her şey oldu. Evet biz de şimdi kalktık. Benim bugün de kursum var yani. Cumartesi günü de kursum var. Aslında çarşamba günüydü ama ben belki çarşamba günü evime gitme durumum olabilir diye cumartesi gününü aldırdım. Şimdi gidiyorum bakalım. Yaklaşık 1,5-2 saate yakın bir sürüş dersim var. İnşallah sizinden rahatça gelirim diye. Ay halledersin sen ya. Yani aşkım burada hafif gölge düşüyor sana ama ne yapayım ışık böyle. Aşkım aşkımıza gölge düşmesin yani önemli olan o. Evet. Yani ben yüzüme düşmüş önemli değil. Yani sen şimdi benim karım olduğundan mütevellit. Böyle tarz kursları hemen geçmen lazım yani. İnşallah hemen aşkım. Halletmen inşallah lazım. Ya. Çok da böyle dillendirmek istemiyorum. Kendi kendime de nazar değdirmek falan değil istemiyorum. Bakalım hayırlısıysa alalım. Hayırlısı değilse bir sonraki durak alalım. Şey değil, kendini sıkma yani. Aynen, ha şimdi almış, ha sonra almış. İlla alacaksın yani bunu. Evet. İlk seferde almak tabii her zaman daha iyidir. Önemli bir daha bu sıkıntıyı çekmesin. İşte falan. Bakalım ya. Çünkü belki aldıktan sonra tecrübe, her şey tecrübe. Nasıl mesela okulda... Ya aşkım şimdi okulda öğrendiklerini, sen şimdi ilkokulda öğrendiğin fizik derslerini, benim ortaokulda gördüğün, işte atıyorum dersleri, lisede gördüğün dersleri, hayatın neresinde kullanıyorsun yani? Evet. Onun hep hayat bambaşka bir şey. Bu da öyle. Kursu evet, alıyorsun. Öyle. Tecrübeyi sonra kullanarak. Ben şimdi arabayı sağa sola bir şeyler böyle mi kullandım ya? Yani? Olur. O zaman şuradan sağa yap aşkım. Sağa mı döneyim? Migros'a burada? Girelim. Migros'tan sağa soğuk bir şeyler ısmarlayayım. Çünkü daha vaktim var. Ben çay bahçesi falan bulurum otururum şimdi. Bir daha git gel yapmam artık. Seni tamam, beklerim. Beni bekleyecek misin? Ooo iyi. Zaten telefon şarjı da var. Açık oyun falan Migros'a oynarım. Şuradaki Migros'a girelim. Ha, olur aşkım. Şu mu? Hı. Hemen sağdaki Migros. Evet. Olur. Evet arkadaşlar. Şu anda arkamızdaki araçta sevdiceğim direksiyon koltuğuna geçti. İnsan gurur duyuyor ya karısıyla. Vallahi. Bakın sürücü kursu aracı diye yazıyor üstünde zaten. Şu anda sinyalini verdi. Ayna kontrollerini yaptı. Koltuk ayarlarını çıkıyor yavaş yavaş. Evet. Bakalım nasıl çıkıyor şimdi. Bunu da görmüş olayım. Vay 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 vay. Gitti bizimki. Hadi hayırlısı. Evet. Şimdi onun haberi yok ama ben onu uzaktan takip ettim arkadaşlar. Ama artık panik olmasın diye ben buradan döneceğim artık. Ben de gittim bir tane çay bahçesinde çayımı içtim arkadaşlar. Şöyle güzel bir dinlendim. Şimdi sevdiceğimi almaya gideceğim artık. Kursun sonuna doğru geliyor. Birazdan gelir. Gideyim onu alayım. Sonra evimize gidelim. Bir kahvaltı yapalım. Güne başlayalım. Zaten kapanışı da kendisi çeker. Dersimi bitirdim.
getirdim. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bir kahvaltı yapacağız. Çok acıktım vallahi aşkım. Ben söyledim zaten. Şimdi kahvaltıya dedim gideceğiz artık eve. Evet. Çektin mi sen yokken? Çok az çektim. Ya öyle şey değil yani. Çok i̇yi, fazla iyi, bir... İyi yapmışsın aşkım. Ben seni de özlüyorlar ben... çünkü. Ya şimdi ben senin gibi aşkım çekemem yani. Ben... Neden sen daha bile iyi çekersin aşkım? Hayır. Ben kamera karşısında geçince böyle tek başıma konuşmaya şey yapınca şimdi sen artık alışmışsın böyle hani 600 tane neredeyse videomuz var arkadaşlar. Evet. Hani 600 yakın video oldu bizim YouTube'da artık. Sürekli şimdi konuşa konuşa sen artık daha güzel konuya giriyorsun. Ben dış ses daha rahatım yani. Onu fark ettim böyle. Kamera kendini tuttu mu konuşamıyorum. Katılıyorsun değil mi? He bir şey ne konuşacağımı şaşırıyorum yani. Bu arada dersim de iyi geçti. İki ders yapıyoruz normalde bu hafta. Hep benim iki ders. Önümüzdeki haftada tek ders olacaktı. Bugün önümüzdeki haftanın dersini almıştım. Tek dersti ama hoca şey dedi. Benim vaktim var. İki ders yapalım sana dedi. Olur vallahi hocam dedim. Zaten iki tur yapıyoruz yani iki ders dediğimiz. Çünkü bir tur 35 dakika falan sürüyor. Bir saatte dedi hallettin dedi. İyi sürmesen dedi. Bir saatte halledemezdin dedi. Sadece biraz panik, heyecan falan yapıyorum. Onu da yenebilirsem daha iyi olacak inşallah. Ya aşkım sen kimleri neleri yenmişsin bir heyecanı mı yenemeyeceksin ya? Olsun aşkım ya işte bazen o debriyajla gazı ayarlayamayabiliyorsun. Allah Allah. Aşkım ben 2008'den beri araba kullanan bir insanım. Ama yani biliyorum alışmışsın ya. Artık aşkım. Hayır, ilk ben daha yeni. İlk zamanları hatırlıyorum ben de hep arabayı istop ederdim. Bir de şimdi senin şansına. Evet çok hassaslar. Hayır bu devrin arabaları daha böyle kaliteli daha benim öğrendiğim arabalar. Eski püskü arabalardı yani 2005-2004 model arabalardı böyle. Ama o zamanın da iyisidir aşkım ya. O zamanın iyisi ama yine de debriyaj sert. İşte direkt o zaman böyle bu kadar... Şimdi de çok hassas. Ufacık dokunuyorsun hemen istedi ya. Hani böyle rahat rahat bir direksiyon yok o zamanlar. Böyle hidrolik direksiyon teknolojisi çok böyle aşırı yok. Şimdi arabalar daha rahat, daha güzel yani. Evet evet araba çok güzel ya. 0-1 araçla kurs alıyorum. Zaten aşkım çekti galiba ben binerken fark ettim orada. Binerken çektim, bir dakika arkandan da çektim biraz. Ha iyi yapmışsın aşkım. Işıklara kadar geldim peşinizden. Ya. Sana döndüm ben. İyi yapmışsın. Şimdi gidelim oluşta özledim. Hem hep birlikte kahvaltı yaparız. Annemler de bizi bekliyordu. Kahvaltı yaparız. Sonra günümüzü değerlendiririz. Falan filan. Videomu da bitireyim mi artık aşkım? Bence bitir çünkü annem hafta sonu için. Evet bitince de editleyelim. Şey bugün gün içerisinde de sizlere yetiştirmek istiyorum. Yani sıcak sıcak taze taze bir vlog gelmiş oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stop this world from spinning like super